Selamlar arkadaşlar. Enflasyon bugün yine açıklandı. Enflasyon gayri resmi %3, gayri resmi gerçek olanı söylüyorum %5. Aylık bazda bu, yıllık değil arkadaşlar. Aylık bazda %5 ile gidiyoruz. Yani 5'e taktık gidiyoruz, öyle düşünün. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Bu enflasyon yüksek devam ediyor, yüksek devam edecek. Bunlar fiyatlara yansıyacak. Yani zam olarak gelir, maaşa zam olarak gelir, bütün her şeye zam olarak gelir. Gelir de gelir. Peki bunun sonucunda ne olacak? Bir krize doğru gidiyoruz. Ne krizi? Konut krizi. Niye konut krizine gidiyoruz? Bugün itibariyle konuşursak arkadaşlar, bugün itibariyle konut almaya çalışan birim, 100 metrekare 2 artı 1 daire, sıfır daire için konuşuyorum. Bugün itibariyle konuşayım. Yani bugün başlasın, bugün yapılsın o daire diye konuşuyorum. Geleceği hiç anlatmıyorum size. Çünkü geleceği anlatırsam %100 enflasyon koyman gerekecek üzerine. Onu sen koyarsın sonra. Yani bugün itibariyle bir daire, dairenin fiyatını ne belirliyor? İnşaat maliyeti. Yani enflasyon belirliyor. Bir de kat karşılığı arsayı veren kişinin anlaşma oranı belirliyor. Şimdi enflasyonunu zaten sen biliyorsun, açıklanıyor. Enak'a bakarsan anlarsın yani nasıl etki ettiğini. O ayrı bir konu. Ben sizi daha kısa yoldan şuradan açıklayayım. Kat karşılığı oranı açıklayayım. Kat karşılığı olanları şehirlerde %50'dir. Anadolu'nun varoşlarında %35'lerdedir. Normal bir yerde, güzel batıda bir yerde %50 ile anlaşırsın. Ama şu an faizler yüksek olduğu için bu %50, %35'lere kadar düştü kardeşim. Bu ne anlam taşıyor? Ha, şu anlam taşıyor. 2 artı 1 100 metrekare bir daire alacaksa, %35 ile anlaşmışsa müteahhitin, aldığın o daireyi aldığın müteahhit, 3,2 milyon TL'ye daireyi alıyorsun. %50 ile anlaşmışsa 4,2 milyon TL'ye anlaşıyorsun. Bugün başlayıp bugün bitirme şartıyla. Gelecekte bitirirse bu maliyetler daha da artacak arkadaşlar. Yani bunlar maliyet kısmı. Dışarıda kaçtan satıldığı, eski evlerin neden satıldığı, düşük mü yüksek mi satıldığını konuşmuyoruz. Yani bu adam bugün arsa sahibiyle anlaşıyor. Bugün anlaştı. Bugün bitirdi inşaatları. Bugünün maliyetiyle teslim ediyor, satıyor. %35 ile anlaştıysa 3,2 milyon TL'ye çıkıyor o daire. %50 ile anlaştıysa kardeşim 4,2 milyon TL'ye anlaşılıyor. %50 ekonomik krizin olmadığı, faizlerin düşük olduğu zamandır. Faizlerin çok maksimum gittiği zaman %35'tir. Ancak %35 oranı bugün geçerli. Ancak bu sefer arsa sahipleri dairelerini kimse %35'ten vermez. Onun için vermediği zaman müteahhit yeni inşaata başlayamaz. Müteahhit başlamazsa hani inşaatlar olmuyor diyorlar ya Türkiye'de. İşte o inşaatlar eksik oluyor denilen şey ondan kaynaklanıyor. İki neden var. İnşaatların eksik olmasını. Bir, arsa sahipleri oranını, karını düşürmek istemez. Dairesini müteahhite vermek istemez. İki, inşaat maliyetleri artıyorsa sürekli iflas edenler olur, zarar edenler olur. Tekrar işe başlayamaz. Yani iki nedenden dolayı inşaat fiyatları, yani pardon, iki nedenden dolayı müteahhitler bu işe girmekte imtina ediyorlar. Bu iki neden belli. Şu an için zaten arsa sahipleri vermiyor. Bundan önce fiyatlar artıyordu. Artık arsa sahipleri ben vermem kardeşim. Beni ilgilendirmiyor diyor. Onun için inşaatlar daha az üretilecek. Nüfus azalıyor mu? Nüfus azalmıyor arkadaşlar. Var olan ihtiyaçlar yine devam ediyor. Dolayısıyla bugün 4,1 olan şey, yani bugün olması gereken 4,1. Hani bugün hadi diyelim arsa sahibi verdi %35'ten 3,2'ye oldu. Ama olması gerekeni konuşuyoruz biz. Neden? Faizler düştüğü zaman çünkü piyasa olması gereken hale geliyor. Olması gereken bugün bir dairenin 100 metrekare bir dairenin 4,2 milyon TL'ye çıkması. Ha bu İstanbul'da, İzmir'de şu an ortalama maliyetler, fiyatlar nedir bilmiyorum. Yani açıklanan fiyatlar var işte İstanbul'da ortalama satış falan, onlar çok önemli değil. Kimisi lüks oluyor, onlar daha yükseğe gidiyor. Alt olan zaten bu söylediğim alt tarafı, üst tarafı değil arkadaşlar. Ortalama yani güzel, lüks gördüğüm bir daire. Öyle çok şaşalı, görünüşü lüks olan, sıfır olan bir daire. 4,2 milyon TL olması gereken. Evet, önümüzdeki sene ne olacak bu olması gereken?
minimum %50 artacak. Yani enflasyon %100'ün üstünde devam ediyor. Enflasyondan kaynaklı minimum %50 oradan da artacak. Yani önümüzdeki senelerde, bir sene, 2 sene sonra faizlerin düşmesi, düşerse faizler tabii bir iki seneye kadar, faizlerin düşmesi ve enflasyonun da düşmeye başlaması, zaten enflasyonun da bir etkisi devam edecek, ataleti olacak. Ne olacak arkadaşım? Minimum bu 4,1 milyon TL'lik yer 6 milyon TL'ye gidecek. Yani minimum önümüzdeki sene 6 milyon TL, bir sene sonra 6 milyon TL olacak bu maliyet. O %35'lik kısım da silinecek artık. %50'lik anlaşmalar olacak. Faiz de düştüğü için artık %50 olacak. Bir de enflasyondan kaynaklanan şey o 4,2'nin üstüne çıkıyor. 6-6,5 arasına gidecek. Minimum o da. Niye? Enflasyon %100 kabul ediyorum. Enflasyonu %100 kabul ediyorum. Artışı %50 kabul ediyorum. Neden? Enflasyon önümüzdeki seneye kadar düşecek. %100'ün altına düşecek. %80 falan olur. Ancak biz o %80 olarak yansıtmayacağız. Fiyatı %50 olarak yansıtacağız. Tahmini olarak söylüyorum ben size. Zaten bu sene enflasyonun altında artış oldu. Önümüzdeki de sene de enflasyonun altında olacak. Ama dikkat, dikkat, arsa sahipleri bu sefer faizleri düşürünce haklarını alacak. Yani aslında önümüzdeki sene enflasyon gibi artmış olacak. Yani sen bu daireyi alıyorsan önümüzdeki sene enflasyon gibi bir artış göreceksin. Ama bu şundan değil. O ev maliyetleri o kadar artmayacak da arsa sahibi hakkını geri alacak. Niye? Faizler düştüğü için, kardeşim yeni daire istiyorsan gel böyle %50'den anlaşalım diyecek. Yani ne olacak arkadaşlar? Minimum 6-6,5 milyona gidecek daireler. Dolayısıyla bir sene sonra minimum bu işin 6,5 olacak 100 metrekare daire. Ha, sen bugün diyorsan ya ev sahiplerini kazıklayalım, biz kirada oturalım, ev almayalım diyorsan, zaten sosyal medyada öyle biri sormuş. Diğerleri de hepsi öyle diyor. Ne yaparsın? Ev mi alırsın diyor. Kirada mı otursun diyor. Herkes diyor ki ya diyor ben 10 senelik evini gasp ederim ev sahibinin diyor. Kirada otururum diyor. Düşükten para veririm. Ev de almam diyor. Hepsi de öyle yorum yapıyor. Şöyle arkadaşlar. Yani bu kişilerin çok olması daha iyi. Çünkü bunlar böyle bir sürü kuru kalabalık var. Bunlar almayıp ev geri çekildikleri için piyasa yükselmiyor. Eğer bunlar da böyle ya bir şeyim var işte ev sahibinin yani şeyinden kurtulayım. Hani bunlar şöyle diyor, hükümet beni koruyacak. Ev sahibinin evini kiraya zam yaptırmayacak falan. Ben sonsuza kadar burada mutlak yaşayacağım zannediyor. Sonsuza kadar ev sahibinin cebinden para çalacağını zannediyor hükümet yoluyla. Anladık mı olayı? Böyle zannediyor olayı. Ama öyle olmadığını insanlar önümüzdeki süreçte görecek arkadaşlar. Çünkü burada kimse kimsenin şeyi değil. Yani ben size şunu anlatayım. Bir tane kiracım vardı. Kiracım senet imzalatıyorum. Kiracılar küçük. Dengesiz, ne yaptığını bilmiyor. Tabii çıkarken kapılara zarar veriyor. Kapının yenisi 2000 lira. Parayı da vermiyor. Evi yakmış, yıkmış, harap etmiş, gitmiş. Bu sefer icraya başvuruyorsun. İcra hayır diyor, imza hayır diyor, hayır diyor, her şeye hayır diyor. İmzayı ben atmadım, onu ben yapmadım, bunu ben yapmadım. Böyle gide gide 1,5 sene sonra biz bu parayı alabiliyoruz. Yani ne kadar? Atıyorum 6 bin liralık bir icra başlattık. 1,5 sene sonra bir avukat aldı bu parayı. 6 bin lirayı. Dolayısıyla ancak 1,5 sene sonra hani o kapı, iç kapı 2000 liraydı ya. Onun kırdığı kapılar 10 bin lira oldu. İki kapı 20 bin oldu. Avukat aldı. 6-7 bin lira para aldı. Bu da benim hakkım dedi. 1.000-1.500 lira geri aldı. Kardeşim bana 5 bin lira para kaldı. Dolayısıyla bir kapının yarısını tahmin ettir. Yani bu sadece iki kapı örnek verdim. Kapının dışında da zarar verdiği şeyler vardı. Böyle arkadaşlar yani ne yazık ki sen o parayı alana kadar oradaki piyasa orada durmuyor. Dolayısıyla ne demek istiyorum ben? Sen başkasının malına göz dikerekten hükümet benim arkamda. Ben şey ya kardeşim
Şu an bir tane mutfak dolabı yapmak 80 bin liraydı geçen yıl. Bu sene kaç para oldu bilmiyorum. Yani şu an senin evini kiraya verip oradan para kazanmaya çalışman çok mantıksız. Niye? Çünkü sen evini kiraya verince evin eskiyecek. Evin eskiyecek. Evin yenileme bedelinin onda biri kadar kira alacaksın. Bir daha yenileme bedeli ödeyeceksin eve. En iyisi boş durması. O işte o ben başkasının evinde kiraya otururum diyenler var ya, bu sefer ev sahipleri kiraya vermeyecek. Bu sefer kiralar katlanarak artacak. Hani konut krizi diyoruz ya böyle. Yani uyanık insanlar var. Hem oturup hem ev sahibine zarar veriyor. Bunlar yediği çanağa sıçan kişiler arkadaşlar. Kim sana ev veriyor? Ev sahibi. Sen kimin şeyine konuşuyorsun? Hükümetin ağzıyla konuşuyorsun. Yani hükümetin çıkardığı kanunlarla ev sahibinin malını gasp edip ev sahibine karşı işlem yapmaya çalışıyor kiracılar. Bir de hukuksal yollara başvuruyorlar. Savcılığa suç duyurusu. Ev sahibi bana böyle yaptı şöyle. Sen kimin malını kimden şey yapıyorsun? Yani sen hükümet olarak oy alıyorsan ülkeyi güzel yönet diye alıyorsun. Ev sahibinin malını gasp et diye almıyorsun kardeşim, hükümet. Sana söylüyorum. Ev sahibinin malını gasp et, mahkemeleri kilitle diye almıyorsun. Şu an mahkemelerde arkadaşlar bir imzayı görmek, yani imzanın, yani bunu kiracı imza attı deyip bunun sonucuna varmak, tasdik etmek, kesinleştirmek 3 sene. 3 sene şu an. Yani evin varsa mahkemeye gidiyorsan 3 sene boyunca bakın. Bilmiyorsanız anlatayım. Ne olursa olsun. Yani burada en çok kazançlı çıkan kiracıdır. Ev sahibinin şeyine, malına göz dikmiştir. Sonraki kazançlı çıkan avukatlardır. Bir sürü davalar, bir sürü paralar, deli gibi para. Adama diyor ki 2500 lira kira ödeyeceğim, ben sana vermiyorum ki, zam yapmıyorum diyor. Avukata 30 bin lira para veriyorsun dava açmak için. Adam bütün aldığı, yıllarca aldığı kiraları avukata veriyor. Sistem şu an nasıl? Ne kadar ücreti? Bir sulh hukukta dava açma 20 bin. Geçen sene konuşuyorum. Geçen senenin fiyatı. 5 bin lira da şey masrafı var. Ne o? İcra mahkemesinin masrafı 25 bin. Arada bilir kişiye imzaya gidecek bir şey, onları da ödersin. 20-30 bin lira dava masrafın var. Sen 2500 lira oradan kiracıdan para alıp oradan hem def etmeye çalışacaksın kiracıyı hem de avukata ihya ediyorsun arkadaşlar. Olaylar böyle ne yazık ki. Şimdi sulh hukuk mahkemesine gittiğin zaman en erken 3 yıl. 3 yıl kardeşim. Dava 3 yıl sürüyor. Hükümet kilitlemiş. Yani bakmıyor. İlgilenmiyor mahkemelerle. Hani dava açıyorsun, ön görüşmeye bir sene sonraya çağırıyor. Yani hukuk düzeni diye bir şey yok arkadaşlar. Ön görüşmeye bir sene sonraya çağırıyor büyük şehirler. Bu ön görüşme yani. Hakim o evrakları alıp seni çağırması bir sene sonraya tekabül ediyor. Böyle bir hukuk düzeni var. Sonra o bilir kişiye gidiyor, geliyor. Ondan sonra o hakim karar veriyor. Zaten ondan sonra üst hakimlere gidecek. Bilmem ne olacak da 3 sene arkadaşım. Öyle ben evimi verdim, geri al, öyle bir şey yok. Alamıyorsun. İşte hukuk düzeni bozuk. Sözleşme yapıyorsun. Hükümet senin sözleşmeni tanımıyor. Diyor kardeşim bir senelik yazıyorsun oraya. Bir sene sonra biter. Avrupa'da böyle bir şey olduğu zaman bir ayda 2 ayda adamlar geliyor, alıyor eşyalarını atıyor. Böyle bir şey yok. Hukuk sistemi diye bir düzen var. Bütün dünyada var. Bizim Türkiye'de yok o düzen. Herkesin bir sözleşme serbestisi var. Kardeşim sen buraya imza attın mı? İmza attın. Tamam. Ben işte tahliye taahhütnamesini de imza attım. Adama götürüyorsun tahliye taahhütnamesini mahkemeye. 3 senede işin içinden çıkamıyor. İşte o tahliye taahhütnamesindeki imzayı mahkemenin karara bağlayıp kesinleştirmesi 3 sene arkadaşlar. 3 sene. İstanbul gibi yerlerde 3 seneden aşağı değil. Ha benim evime ihtiyacım var dersen sen, ben oturacağım, beni ev sahibi çıkarttı dersen ve öyle dava açarsan bu sefer 4-5 seneye bulur. Çünkü o zaman sen bir şeyleri ispatlamaya çalışacaksın. Burada bir tek imza atmış kiracı, onun incelemesi 3 sene sürüyor. Senin bir şeyi ispatlamaya çalışman, o hakim öyle demesi, böyle yazması, şu kurumlara, bu kurumlara 4 senen gider arkadaşım. Onun için ne evi alabilirsin, ne şeyi alabilirsin. Ha ne yapacağım bu durumda? Kiraya vermeyeceğim mi? Verme. En güzel. Vermeyeceksin kardeşim. Kiraya vermeyeceksin evini. O zaman
Artık 100 bin liraya mı kira bulacaklar piyasa? Kaç paraya bulurlarsa onlar bulacak. Onun için arkadaşlar böyle bir düzene geçmek gerekiyor. Hukuk sistemi diye bir şey yok. Yani sözleşme diye bir şey yok. Tahliye taahhüdü var. Tahliye taahhüdünün işleme almaması için işte aracı sokuyorlar. Aracı ne ki kardeşim? Aracı kimmiş o? Arabulucu. Zaten arabulucu yani benim neyime ki arabulucuyu zaten ben kabul etmiyorum. Çünkü ciddi bir şekilde ev sahibinin malına çökme var burada. Nasıl oluyor? 2 sene önce 2800 liraydı asgari ücret. 2 seneden bu yana 5 kat arttı. Yani 100 birimlik asgari ücret 2 sene önce 500 birim oldu bugün. 2 sene önce 100 birim kira alan ev sahibi bugün 150 bin alıyor. 156 bin, 156 alıyor. Yani biri 500 alıyor, biri 156 alıyor. Ne oldu geride? 350 bin fark kaldı. 350 birim fark kaldı. 350 birim fark demek her ay 350 bin ev sahibinin cebinden al, kiracıya ver demek arkadaşlar. Böyle bir düzen olabilir mi? Evet, işte böyle bir düzen içinde tabii ki insanlar bunu görüyor. Diyor ki ben ev almayacağım. Ev almayacağım. Onun yerine kira ne yapacağım? Kira tutacağım diyor. Evet, yakında göreceğiz. Nasıl bir krize gireceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Yani bu barınma krizi mi dersiniz, kira krizi mi, konut krizi mi? Yani bütün krizlerin hepsine gireceğiz arkadaşlar. Girmediğimiz ilk önce kira krizi gireceğiz herhalde. Kira krizine. Ondan sonra barınma krizleri de geldi. Yani barınma krizi nedir? Nüfusun artmasından dolayı konut bulamama. Ya da işte bizdeki olan olay şu olacak. Ev sahiplerinin malına çökmeden dolayı ev sahipler kira vermediği için konut bulamama olacak. Yani yurt dışında bu böyle değil. Amerika'da falan. Amerika'da nasıl işliyor adam? Adam diyor ki sen kardeşim bana vergini veriyor mu ev sahibi? Veriyor. O zaman diyor istediğin odasına dahi kira ver diyor. Odasına dahi yani her odada birini yatır diyor. Ne oluyor? O zaman 5 tane ev lazımsa bir tane evlen yani bir tane böyle 2-3 katlı villa 5 tane aile oturuyor gibi o villaya giriyor. Yani 5 odası oluyor. Her odaya bir kişi oluyor. Ama bizim Türkiye'de o 5 kişi 5 ayrı eve yerleşmesi gerekiyor. İşte bu evler boş kalırsa, bu kişiler bu evlere geçemezse o zaman konut krizi denilen şey olur. Kiralar çok yüksek olursa bu sefer insanlar evlenemez yine kira tutamaz. Yani şu anki yansıyan şey kiraların yüksekliği. Ancak kiralar arasında uçurum var. Yani bir ne demek istiyorum? Yani 40 bin lira olan şu an yerdeki kiralar 10 bin lira ya da 5 bin 10 bin arasında ödeniyor şu an. Ederi 40 bin ama 5-10 bin arasında ödeniyor. Sen bu ev sahibi olarak ederini istemeye kalktığın zaman diyorlar ki bitmeyen mahkeme süreçleri git hadi gidebiliyorsan diyorlar. Avukatlara yedir para diyorlar. Yedirebiliyorsan yedir diyorlar. Evet hükümet de onların arkasına geçiyor. Bunun sonucu çok büyük bir kriz arkadaşlar. İyiye gitmeyeceğiz. Herkese iyi günler.